biraz geri gelebilir gerçekliği enkazın altından insanlar çıkabilir. Siyasi görüşü ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, insanlar bir dayanışma ruhuyla birbirlerine sahip çıkıyorlar. Bugün ayakta kalmamızın tek sebebi bu. Bizi belki de toplumu bütünleştirecek olan özellikle ifade etmek istiyorum. Yaramız ve acımız çok büyük. Bu yaraları, bu acıları en kısa zamanda sarmak ve telafi etmek durumundayız. Diyarbakır gibi bir kentte belki çok fazla yıkım yok ama enkazın altında hala insanlar var. İlk günden beri bütün imkanlarımızı seferber ettik burada. Ancak biliyorsunuz belediye eş başkanlarımız cezaevinde. Ve onların yerine kayyumlar atandı. Belediyelerimiz gasp edildi. Bu durum olmamış olsaydı bu yaralar çok daha çabuk sarılmış olacaktı. Onu belirtmek isterim. Kısacası hepimize geçmiş olsun. Evet, hepimize geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Evet. Gerçekten Türkiye'de arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen. Çok rahatsız etmiyorsunuz. Biraz daha dikkatli acıları sarmak istiyoruz. Beraber olmak istiyoruz. Acıları paylaştığımız zaman azaltabileceğimizi inanıyorum. Elbette ki eski binaların, daha doğrusu binalarından da bu saatlerin sağlıklı yapılmaması, bunların güzel kontrol edilmemesi bir başka sorun var. Ama asıl bir sorun depremin yaşandığı bu ortamda gördüğümüz kadarıyla sağlıklı ve tutarlı bir koordinasyonun olmaması. Bu koordinasyonun olmamasının getirdiği büyük acılar var. Ama bu vesileyle biz gerçekten enkaz kaldırma çalışmalarında çalışan, emek harcayan, AFAD Gönül, AFAD var, sivil toplum örgütleri var, gönüllüler var. Bunların tümüne ama tümüne gerçekten yürekten teşekkür etmek isteriz. Sonuçta yaralarımızı saracaklar, acılarımızı biraz hatırlatacaklar. Ben gerçekten de deprem bölgesindeki bütün illeri geziyorum, gezdim, acıları paylaştım. Acılar hepimizin ortak acısı, siz de ifade ettiniz buna. Ortak acıyı paylaşacağız tabii. İnşallah Türkiye bir daha benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaz. Yaralar da umarım kısa süre içerisinde sarılır. Sonuçta güzel memleketimize huzurlu içinde yaşamak istiyoruz. Müsaade edin. Bir tarafa. Sola doğru. Sola doğru.